Bundan sonraki sürpriz projemizde birkaç projemiz var ama en bizim için, ülke ekonomisi için ve işsizlik için ehemmiyetli, önemli olduğunu düşündüğüm çok güzel bir projemiz var. Onu arz edeyim, kısaca bitireceğim. Bu da Zincidere'de, yine burada 1904 yılında yapılmış bir yetimhane kız yurdu var. Gayrimüslimler tarafından yapılmış, hayır sahibi birisi tarafından. Orada 1500 metrekare oturum alanı, iki katlı ve mesela Sayit Yurttaş, Ali Ateş, Mustafa ve bunların hepsi ilkokulu da burada okumuşlar. Yani daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilkokul olarak görev yapmış. Sayit amca şu köşede diyor, 70 yıl önce ben öğrenciydim, burada sıram buradaydı diyor. Biz hapishaneyi üzerimize alıp da sağ olsun falanca olur bey istemişmiş, ben de takip ettim. Cezaevi binasını alınca yıktık orayı. Yıkınca arkadaki bu biblo gibi tarihi iki eser ortaya çıktı. Birisi bu dediğim, birisi de yanı başında hamam olarak kullanılmış ama asıl yönetici ya da vaftiz odası diye, orası o zamanlar biraz daha Rum ve Ermenilerin olduğu papaz odası gibi kullanılan ama çok müthiş iki taş işçiliği. Bunlar ortaya çıktılar. İçini boşalttık, adliyenin 7 emin bürosuydu. Sonra biz önceki sene burada bir sanat galerisi açılışında yüksek mimar bir hanım geldi. O İstanbul'dan davet etmiştik. Davetliler arasında eşi, kendi, hepsi akraba, kardeşleri falan da mimar. Sonra mimarlık bürolarını gezdik. İstanbul'da ziyaret ettik. Onlar şöyle dedi. Mustafa Bey, Türkiye'de her şeyi buluyoruz, dört şeyi bulamıyoruz. Mimari, restorasyon, taş ustası bulamıyoruz. Mimari, restorasyon, demirci, ferforje ustası. Mimari, restorasyon, ahşap ve mermer ustası bulamıyoruz. Bunların okulu lazım. Bu okul Türkiye'ye değil, dünyanın her tarafına adam gönderir. Çok kıymetli mimari, restorasyon ustası demişti. Ben de sanat okulu öğretmeniyim ya, oradan bağlantı kurmuşlar. Bunu yaparsanız siz yaparsınız. Hemen Kayseri Üniversitesi rektörümüz de eğitim biliyorsunuz ya Milli Eğitim ya YÖK tarafından yetkili. Biz ortak olduk. Şimdi orayı restore ettirdik. Atölyeleri kurduk. Mimari restorasyon dediğim dört branşta önümüzdeki okulların açılması tarihiyle birlikte okulu açacağız. Buraya öncelikle mimarlık öğrencilerini davet ettik. Bir kere mimar taş ocaklarından başlayarak taşın işlenmesine kadar bir görsün, anlasın. Sonra ustalar, bu çevre köy. Şurada bir sakal tutan köyü var. Köye girdiğiniz zaman sizi aslan heykelleri karşılar. Yani o köyün damarında ve genlerinde heykeltıraşlık var. Orada bir çocuk gösterdiler bana, 15 yaşında var yok. Bu çocuğa dediler, bir taş verin, bir keski, bir çekiçle 10 dakikada top yapsın. Genlerde olan bu Mimar Sinan, Ağırnas'tan, Başakpınar'dan başlayaraktan buradaki bu insanların genlerindeki bu yeteneği keşfedip bir de ellerine İngilizce ve Türkçe diploma verdik mi, sertifika, her yerde iş bulacaklarını düşünüyoruz. Belediyecilik artık kanal, su, kaldırım, asfalt değil, böyle ihtiyaçlara göre kendini yenilemek olacak. Bu tip yerlerin, yani mesire alanlarını ve parkları biliyorsunuz bir taraftan devam ettiriyoruz.